AB ile müzakerelerde zaten açılması gereken başlıkların bir kısmı siyasi gerekçelerle Almanya gibi ya da bazı AB üyesi ülkelerin muhalefeti nedeniyle, Türkiye'nin AB ile ilişki muhalefeti nedeniyle açılamıyordu. Ya da Kıbrıs Rum kesimi gibi ülkeler nedeniyle. Bu bakımdan zaten açılması gereken başlıkları mültecilerle ilişkin bir toplantıda ya da bir taslakta gündeme getirerek biz size mali yardımda bulunalım, siz mülteci kamplar kurun, mültecileri durdurun, karşılığında fasılları açalım ya da size vize muafiyeti sağlayalım. Gerçekten de bir nevi rüşvete giriyor. Bu fasılların açılması gerekiyorsa bunu açmak gerekiyor. Aksi takdirde bunu hani demokratik hukuk devleti ve demokrasi ilkeleri çerçevesinde tartışılması gereken konular ama bir anda mülteci krizine ilişkin bir toplantıda ele alınıyor. Bu doğru değil. Geri kabul anlaşması çerçevesinde zaten vize muafiyeti konusu da değerlendirmeye alınmıştı. Bu bakımdan bu zaten başka bir anlaşmanın çerçevesinde tartışılması gereken konu. Ama AB işte ben bu süreci hızlandırırım karşılığında diyor. Ya da mali yardımı arttırıyor. İlk etapta BM aracılığıyla tüm Suriyeli mülteci krizine ilişkin tüm desteğini 1 milyar euro olarak açıklamıştı. Şimdi Türkiye'ye taslakta gördüğümüz 3 milyar euro vermeyi planlıyor. Maddi yardım tabii Türkiye'nin de kabul edeceği bir koşuldur. Zira Türkiye bugüne kadar 6 milyar dolardan fazla para harcadığını belirtiyor Suriyeli mültecileri ve Iraklı mülteciler için. Bu bakımdan ona bir itiraz söz konusu değil. Ancak dediğim gibi maddi yardımda kısmi bir çözüm. Suriyeli mülteci krizine ilişkin bizim orta ve uzun vadeli adımlar atmamız gerekiyor. Orta vadede bir güvenli bölgeye de gerçekten uçuşsak bölge ciddi anlamda tartışılmaya açılmalı bir çerçeve, bir taslak oluşturmalı. Uzun vadede ise bu krizin kökeni yani Suriye iç savaşı sona erdirmelidir. Suriye'de bir iç savaş sürdüğü sürece insanlar o ülkeden kaçmaya devam edecek. Bu insanlar göçmen değil. Yani yaşadıkları toprağı kendi istekleriyle terk etmiyorlar. Bu bir tercih değil. Kaçmak zorunda kalıyorlar. Yaşadıkları, doğup büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar. Mültecidirler. Bu nedenle de Avrupa'nın da Amerika'nın da görmesi gereken, dikkat etmesi gereken nokta bu. Bizim bu göç kaynağı ülkelere ilişkin tespitleri yapıp orada yerinde sorunu çözmemiz lazım. Yani Etiyopya'da baskıcı bir rejim olduğu sürece insanlar Etiyopya'dan başka ülkelere, komşu ülkelere ve Avrupa'ya kaçmaya devam edecektir. Suriye'de bir iç savaş olduğu sürece insanlar Suriye'den kaçmaya devam edecektir. Bugün için bu soruna çözüm bulabiliriz. Ancak bir, örneğin yeni bir muharebe, büyük bir muharebe Rusya'da, pardon Suriye'de binlerce kişinin daha bu ülkeyi terk etmesine neden olabilir. Olacaktır da bu savaş devam ettiği müddetçe. Bu nedenle de temel sebeplere dönmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi benim Yavuz Hocam dikkatimi çeken şöyle bir şey var. Şimdi zaten Türkiye biraz önce Cumhurbaşkanı da açıkladı. 2,5 milyon mülteciye zaten bakıyor ve Türkiye yaklaşık 5 yıldır işte Suriye'deki savaş başladığından beri sürekli Batı'ya, Amerika'ya hep şunu anlatmaya çalışıyor. Güvenli bölge oluşturalım ve bu insanlara kendi topraklarında bakalım. Şimdi de buna sürekli engel olan bir Amerika var, bir Avrupa var. Şimdi şunu anlamıyorum. Hem bizim topraklarımıza gelmesin diyorsun sen mülteciler için. Aman biz parasını verelim de sen kendi topraklarında bak diyorsun. Ya ben neden kendi topraklarımda bakayım? Yani onların kendi toprakları var ama onlara neden biz kendi topraklarında bakamıyoruz? Yani bir düşünsenize, ülke onların ülkesi. Yani neden kendi ülkelerinde o insanların istihdamı sağlanmıyor, bir güvenli bölge? Neden Amerika, Avrupa bundan bu kadar rahatsız? Yani biz bu insanları topraklarından bu şekilde anca çıkarttık zaten. Şimdi tekrar sokamayız. Bizim amacımız zaten o insanları bu topraklardan temizlemek mi? Yani benim aklıma bu geliyor. Siz ne dersiniz? Temel neden Amerika ve Batı kamuoyunun iç savaşın başından beri, Suriye'de yaşanan iç savaşın başından beri genelde tutarsız bir politika izlemesi. Baktığımızda şunu düşündük başta. Gelen mülteci dalgası çok büyük olmaz. Komşu ülkelerde ikame edebilir dediler. Ayrıca güvenli bölge önerisine sürekli olarak Birleşmiş Milletler bünyesinde özellikle Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın bir muhalefeti oldu. Rusya böyle bir güvenli bölgenin uçuşu yasak bölgenin muhalifler tarafından bir dayanak olacağını, bir sığınak olarak kullanılacağını belirtti. Nitekim hava saldırıları muhalifler açısından çok büyük ilerlemeyi yavaşlatan unsur. Bugün Suriye Devleti'nin gerçekleştirdiği ve yakın bir zamanda Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırıları. Güvenli bölge baktığımızda evet oluşması gerekiyor.
belki kötü örnek hep eskiden verilen buna karşı çıkanların Bosna'da böyle bir güvenli bölge oluşturulmak istendi. Ancak bu oluşturulmak istenilen güvenli bölgede 8 bin Bosnalı Hollanda Birleşmiş Milletler'in Hollandalı barış gücü askerleri tarafından korunurken katledildi. Bu nedenle de güvenli bölgeyi kim koruyacak, nasıl koruyacak bunlara yanıt vermek gerekir deniliyor. Evet, bunlara yanıt verilmesi gerekiyor ama bu konu tartışmaya açılırsa zaten bu konularda somut olarak belirlenmeye başlanabilir. Bütün ülkeler konuşsun işte, herkes bir şekilde ortak bir koalisyon gücü yani. NATO vesaire belki bu konuda devreye gelebilir. Bu sadece zaten Türkiye'nin talebi değil. Yani Türkiye 70 milyonluk bir ülke, 2 milyondan fazla Suriyeli'ye sahipliği yapıyor ama Lübnan'da bugün her 4 kişiden biri mülteci konumunda. Hali hazırda zaten Lübnan'da yüz binlerce Filistinli vardı. Ürdün'de yüz binlerce Filistinli vardı. Üzerine bir de Suriyeli mülteciler geldi. Bu ülkeler görece küçük nüfusa sahip olan bu ülkelerde artık iç güvenlik tehdit edilir hale geldi. Çünkü dengeler çok hassas. Gerek Lübnan'da gerek Ürdün'de. Lübnan'da benzer şekilde Suriye içerisinde güvenli bölgeleri oluştursun. Ben artık yeni bir mülteci bölgesi istemiyorum. Ya da Ürdün'de Zatari mülteci kampı Ürdün'ün dördüncü büyük kenti durumundaydı. Zatari gibi yeni bir kamp kuruyordun ama artık daha fazla kamp kurmak istemez onlar da. Güvenli bölge tartışması tabii ki Rusya'nın müdahalesinden sonra biraz daha zora girdi. Ancak yine de sürekli gündeme getirilmesi gerekiyor. Yani bir 500 bin kişi daha gelirse örneğin Türkiye'ye ya da komşu ülkelere, bunları nerede barındıracağız? Bu yeni bir tartışma konusu olacak. Zira Türkiye'de de sıkıntılar var. Örneğin Kilis'in nüfusuna baktığımızda bugün Kilis'te ki yerli nüfus kadar bir o kadar da Suriyeli mülteciler bulunmakta. Bu da o bölgedeki gerilimi de arttırmakta doğal olarak. Türkiye bunları da gözeterek artık daha fazla mülteci kampı kurmak istiyor.